Motorhaneden herkese merhaba. Biz bugün sevdiceğimle Oslo'ya gidiyoruz. Neden Oslo'ya gidiyoruz? Öncelikle ben oy kullanacağım. Daha sonrasında da birçok Norveç'te yaşayan birçok insanın yaptığı gibi İsveç tarafına geçip alışveriş yapacağız. İsveç tarafı çok yakın Göteborg yoluna gider gibi gittiğiniz bir yol var. Birçok Norveçli oraya gidip alışverişlerini yapıyorlar. Çünkü çok daha ucuz. Ve sınırdan, gümrükten geçerken kimse kontrol etmiyor. Herhangi bir vergi, bir şey ödemiyorsunuz. O yüzden hem oy kullanacağım hem de alışveriş yapacağız. Yolda da enteresan şeyler olursa ben size çekip göstermeyi düşünüyorum. Sevgiler, saygılar şimdilik. Şu an Schönholt'a geldik. Daha önce birçok kez motosiklet videolarında görmüş olmanız lazım Schönholt'u. Burası evden yaklaşık bir yarım saat falan sürüyor. Daha buradan sonra bizim navigasyona göre tam Türk konsolosluğunun önüne kadar 516 kilometre mesafemiz var. Ve bu 516 kilometre navigasyona göre normal hız sınırları dahilinde 6 saat 55 dakika sürecek. Hep böyle 60'lı 70'li yollar, sadece Oslo'ya son 60-70 kilometre kala 100 ve 110 olmaya başlıyor hız sınırı. O zamana kadar hep böyle 70-60, ama gece radar olmadığı için, herhangi bir tehlike bir şey olmadığı için, sadece geyikler ve hayvanlar, yani diğer hayvan türleri sizi rahatsız edebileceği için yolda biraz daha rahat oluyorsunuz. Ben o yüzden gece sürmeyi seviyorum. Türkiye'de de hep gece sürerdim arabayı. Şehirler arası yolculuklarda gece sürüşü benim için en ideali. Şimdi işte çok fazla polis olmadığı için, tehlike olmadığı için, başka araçlar olmadığı için 90-100 gidebiliyoruz. Ama gündüz bu hızları yapmak biraz kaderle oyun oynamak gibi. Çünkü her an polis sizi görüp ceza yazabilir. Burası yeni yapılan köprü. Daha önce motosiklette de görmüşsünüzdür buradan geçtiğimizi. Burası motosikletlere ücretsiz. Bu köprüden geçmeyip de kıyının etrafını dolaşırsanız yine de para ödüyorsunuz maalesef. Bu saçma şeyler sadece Türkiye'de yok, burada da var. Yani bu köprü yapıldıktan sonra oraya da otomat kondu. Bu köprüde de var otomat. Buradan değil de ben etrafını dolaşmak istiyorum deseniz bile size para ödetiyorlar maalesef. Toplam köprünün kısalttığı sürede herhalde 12-13 dakika falan. 13 dakikada etrafını dolaşıp şu ileriye çıkmış oluyordunuz önceden. Şimdi köprüden geçiyorsunuz direkt. Etrafı dolaşmamış oluyorsunuz. Şimdi size göstereceğim nasıl ödeme yapıldığını. Plakamız üzerinden ödeme yapılıyor. Bir de aynı plakaya taktığımız şöyle aletler var. Bak, görünüyor mu bilmiyorum. Bunlar da Otopass isminde. Bunları taktırdıktan sonra hızlıca geçiyorsunuz ve gelen faturada size normal geçişten daha indirimli bir fatura gelmiş oluyor. Şimdi bakın, şu ileride aletler var. Köprü gibi küçük bir şey. Üzerinden geçince yeşil lamba yanıyor. Bu okuduğu ve size bu fiyatın geçirildiği anlamına gelebilir. Küçük araba ne kadarmış? 90 kron. Dünyanın en pahalı köprüsü olabilir burası. Bak, yeşil yandı. 90 kronumuzu ömüklediler şu an. Şimdi bak, burada yol yapımı var ve bu yolu tek şeride düşürüyorlar muhtemelen bir yerinde. Dolayısıyla size bir öncü arabanın eşlik etmesi lazım. Bu arkadaş buraya park etmiş, öncü araba diğer tarafta. Diğer tarafta bekliyor. Arkasına arabalar biriktikten sonra burasıyla komünikasyonu geçip ben çıkıyorum diyor. Buradaki bu yolu kapatıyor. Oradaki arkadaş diğer arabalarla buraya kadar sürüyor. Onları burada gönderiyor. Kendisi U dönüşü yapıp bizim önümüze geçip bizi karşıya geçiriyor. Ve biz bu arada bekliyoruz tabi. Bak, önce araba geliyor şimdi. Gelip buradan dönüp bizi alıp götürecek. Ama bir sonraki tünel 4 çeyreğe kadar kapalı dedi arkadaş. Eğer kapalıysa biz 4 çeyreğe kadar buralarda bir yerde bekleyeceğiz demektir bu.
6.6 kilometre uzunluğunda bir tünel. Ve kapalı mı? Yol açıldı karşıdan gelen gelene. Şimdi bunları bekleyeceğiz. Bunlar geçtikten sonra biz geçeceğiz karşıya. Saat şu an kaç? 4'ü 10 geçiyor. 4'ü çeyrek geçiyor tam. Önündeki araba çekildi kenarıya. Biz yolumuza devam ediyoruz. Buradan sonrası açık. Her şey güvenlik için. İnsan sağlığı için. Yol bu tırların, kamyonların arkasında, otobüslerin arkasında bir müddet devam edecek. Biz onları sollayasıya kadar. Dışarısı şu an 2 derece. Yol kenarları sürekli karlı, buzlu. Ama yollar temiz, muhtemelen tuzlu. Kimsecikler yok. Bomboş. Bak şimdi bu yolda fotobox var. Yani hızlı gidersen fotoğrafını çekip radar olarak ceza gönderen bir sistem. Yerde 4-5 tane çizgi var. Çizgilerin üzerinden arabayla geçtiğinde ön tekerlekle arka teker arasındaki mesafeyi hesaplayarak, kaç saniyede geçtiğini de hesabın içine katarak hızını buluyor. Eğer buradaki hızdan fazlaysa sana ceza kesiyor plakana göre. Hemen fotoğrafını çekip, saniyelik oluyor tabi bu, fotoğrafını çekip gönderiyorlar eve. Şimdi göstereceğim. Zaten navigasyon aletlerinde bu kutuların nerede olduğunu gösteren bir sistem de var. Bing bing diye böyle uyarıyor seni kutuya gelmeden önce. Ona göre yavaşlıyorsun. Bak, bing bing dedi. Şimdi göreceğiz. Evet, şu karşıdaki. Buradaki hız sınırı 80. Biz zaten o civarda bir hızda gidiyoruz. Yerdeki çizgiler görünüyor mu bilmiyorum. Bizi çekmedi. Çektiğinde kırmızı yanıyor zaten orada. Oradan anlıyorsunuz ki ceza yediniz. Burası dumboz. Saat yaklaşık 6. 6'ya 3 var. Hava hemen hemen aydınlandı sayılır. Hala soğuk. 1 derece. Ve bizim hala 4,5 saatimiz var. Bir de bu anlık fotoğraf çekip ceza yazan fotobox'ların dışında ortalama hızınızı bulup da ceza yazan fotobox'lar var. O da şimdi geleceğimiz olan. 5 kilometrelik bir mesafede 2 tane var.
ilk girerken fotoğrafınız çekiyor. 5. kilometredekinde fotoğrafınız çekiyor. Arada geçirdiğiniz süreden ortalama hızınızı bulup ona göre sistem ceza yazıp yazmayacağına karar veriyor. Gayet mantıklı kullanılabilir bir sistem. Geyiklere bak bak. Bak şimdi yolun iki tarafı da telle çevrildiği için ya da korkuluklarla çevrildiği için hız sınırını 80'den 90'a çıkarmışlar. Şimdi burada 90. Zaman zaman bir bu taraf, zaman zaman diğer taraf çift şerit olacak. Böyle devam edecek yol. Tünelden geçtik. Bu tünelle 66 kır olmuş. Bayağı ödeye ödeye gidiyoruz işte. Ama en azından Türkiye'deki gibi değil. Ömür boyu ödemiyorsun. 5 yıl, 10 yıl ne kadarsa anlaşması maliyeti çıkınca üstlenici firma istediği miktarı alınca devletin oluyor ve ücretsiz oluyor bu köprüler, otoyollar, tüneller ve benzeri gibi. Yolu yaptıktan sonra doğal yaşamı bölmemek için üstte bak köprü yapıp yine telle çevirip üstünü toprakla dolduruyorlar ki bir taraftan bir tarafa hayvanlar geçebilsin diye. Bir 48 daha ödedik. Oh. Bak buranın üstünde otobüsle arabayla geziyorlar kışın. O yüzden bak bu izler. Ağaçlar olmasaydı görecektik. Kaygan sürüş dersini ehliyet alırken falan burada veriyorlar. Burası aslında normal bir nehir akıyor ama çok soğuk olduğu için üstünde çok kalın bir tabaka oluşuyor ve arabaları, insanları taşıyabilecek güçte olduğu için üstünde veriyorlar kaygan sürüş dersini. Ehliyet almadan önce kaygan sürüş dersi almak zorundasınız. Onun yeri işte burası, bu bölgede. Hmm. 93 senesinde kayak olimpiyatlarının yapıldığı yer burası. Lillehammer ismi. Bak burada çok güzel kayak merkezi var. Benim gibi bilmeyenler için çok dik ama. Büyük ihtimal çocuk parkuru vardır. Hiçbir şey görmüyoruz ki ağaçlardan. İşte böyle bir yer. Siz hayal edin. Dur şimdi gösteriyorum hemen. Bak burası. Bak kayak malzemeleri olan Swix'in fabrikası burası. Bütün malzemeler burada üretiliyor. Burada da arabayla gezmişler hep. Üstünde görüyor musun yol izlerini? Burası da göl. Tatlı su bu, tuzlu su değil. Göl değil burası, nehir. Aynı nehirin devamı işte. Komple boydan boya neredeyse Norveç'in yarısını kaplıyor. Norveç'in en uzun nehiri. Dışarısı 2 derece şu an ama erimemiş tabi.
Evet, konsolosluğa şu an 66 kilometre kaldı diyor navigasyon. Gördüğünüz gibi bir süredir sürekli duble yollar bölünmüş. Otoban oluyor artık buralar. Çünkü iki taraftan da telle yollar da çevrili. Asfaltı da güzel. Hız sınırı da 110. Norveç için gayet güzel. 120 de olabilir, 130 da olabilir bu sınırlar ama çok da ihtiyaç yok. Böyle daha güvenli oluyor olabilir. O yüzden biz de alıştık artık 110'la gitmeye. Böyle gidiyoruz işte. Evet, biraz önce Oslo Havalimanı'nı geçtik. Oslo Havalimanı'ndan Oslo şehir merkezi 45 kilometre civarı. Burayı eğer arabanızla giderseniz yarım saat civarı falan sürüyor. Ama arada giden otobüsler var ve hızlı tren var. Ulaşımınızı böyle sağlayabilirsiniz geldiğinizde. Tabii burada daha ılıman bir iklim olduğu için şu an birçok motosikleti yolda görmek mümkün. Hatta şu an mesela 5 derece hava. Yağmur yok ama yine basık bir hava var. Yağmur havası gibi muhtemelen ılıktır dışarısı. 5 derece olsa bile. O yüzden birçok motosikletliyi dışarıda görmek mümkün. Bakalım yol boyu göreceğiz. Konsolosluk binasının oraya geldik. Bu sağ tarafta konsolosluk binası var. Şimdi bizim park yeri bulmamız lazım. Burası fena bir yer değil gibi duruyor. Gün favori öğrendi. İspanya sen basarı. Değil. Şimdi buradan sağa döndürüz. Hedefinize ulaştınız. Bakacağız nereye park edeceğiz. Müzik.
Evet, konsolosluğa geldik. Oyumuzu kullandık hayırlısıyla. Bakalım vatana millete hayırlı olsun diyelim. Şimdi tekrar konsolosluğun önünden geçeceğim. Size buraları tekrar göstermek için. Bakalım. Şimdi gelelim. Çok güzel yerler ya buralar. Öyle değil mi? Evler falan bayağı güzel. Bak konsolosluk Türk bayrağıyla şu sağ taraf. Bu çadırın oradan giriyorsunuz. İçeride oy kullanacak konteynerler var. İçeride oy kullanıp hemen çıkıyorsunuz. Ben 8 saat araba kullandım buraya gelmek için. Oy verme işlemi, nüfusumu verdim. İçeri gir dediler. Mühürü, pusulaları ve pusulayı verdiler zarfla. Mühürü bastım, çıktım. 3 dakika sürmedi herhalde. 8 saat yol gelip 3 dakika sürmeyen oy verme işlemi de böylelikle bitmiş oldu. Şimdi bakalım, Şaşburg diye bir yer var. Orada eşimin anneannesi yaşıyor. Şimdi biz oraya gideceğiz. Yarın da İsveç tarafına geçip alışveriş yapacağız. Orada da size videolar çekeceğim. Herkese merhaba. Sabah oyumuzu kullandık. Daha sonra eşimin anneannesine gittik ve orada biraz dinlendik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Mos diye bir şehir var. Oraya gidiyoruz. Neden oraya gidiyoruz? Çünkü bir tane takipçim orada bir restoranda çalışıyormuş. Türk restoranında. Çok sıcak bir muhabbet döndü internette aramızda. Şimdi onu ziyarete gidiyoruz. Buradan yarım saat, 35 kilometre, 26 dakika falan sürer diyor navigasyon. Gidip bir onu ziyaret edeceğiz. Hem bir çayını kahvesini içeriz, iki sohbet muhabbet ederiz. Orada kayda değer bir şey olursa yine size çekip gösteririm. O sırada yol boyunca da video çekmeye devam edecek. O aralarda geyiktir, bir şey görürsek onları da sizlerle paylaşırım. Bu arada çok güzel motosikletler var dışarıda. Hava şu an 9 derece, güneşli. Saat kaç? 7.15. Türkiye'de 8.15. Oslo güzel yer. Ve duble yollar var tabi. Bizdeki gibi tek şerit değil. We'll be right back.
geldik Türk restoranına. Burada çok güzel menüler var. Size hemen göstereyim. Bak. Mesela Türkiye'den ne var? Bunlar salatalar geç. Beyti var mesela. Adana var. Türk iç köfte var. İskender var. Dürüm kebap var. Kebap tabağı var. Başka köfte var mesela. Sonra Türk iç tea var. Bir de elma çayı var. Bakalım buradaki abimizi birazdan. Oğlum bak beytiye bak. Bak burada beyti var. Bak bu da Adana. Çok iyi değil mi? Norveç'te bu bir de. Evet, Mos'a geldik. Yemeğimizi yedik. YouTube'dan takipçimizle tanıştık. Muhabbetimizi ettik. Mos'la ilgili biraz konuştuk. Orası çok fazla göç alan bir yermiş. Çok fazla Suriyeli varmış. Hatta geçenlerde bir yürüyüş falan yapmışlar, böyle bir protesto bir şeyler. Tabii hoş olmayan şeyler bunlar, Suriyelilerin Suriye'den kalkıp buralara gelmeleri. Bir de memnun olmayıp protesto etmeleri, ama artık dünya politikası, diyecek bir şeyimiz yok. Şimdi tekrar Şaşborg'a dönüyoruz. Muhtemelen videonun buradan sonrasını Svinesund alışveriş merkezleriyle devam ettiririm. Yarın oraya gittiğimizde orada ne tarz alışverişler yapıldığını, İsveç'ten Norveç'e geçiş sınırını ve diğer kısımları görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Sevgiler, saygılar.